Bir de rüyamızda evleneceğimiz kişiyi görürüz diye, bir de bir rüyamız var yani sevdiğimiz evleneceğimiz kişiyi görürüz diye. Yani böyle Hızır Ölçü bizde böyle çok büyük bir inanç. Yani Hızır Alevilikle bütünleşmiş bir inanç olarak bizde belirtildi. Rüyamlara pandemiden önce gidiyorduk, arkadaşlarımla geliyorduk. Genelde zaten pantolonla katılım olmaz bile. Ya tek giyeriz ya eşofman giyeriz. Saçımızı bağlarız genelde, böyle oluyor bizde. Semah dönerler, dedelerimiz konuşma yaparlar, dua ederler. Biz de onları dinleriz. Hep güzel geçer perşembe akşamları. Peki Hızır senin için ne anlam ifade ediyor? Yani senin için nedir Hızır? Hızır benim için, bizimkilerde zaten Hızır yardımcın olsunlar. Hızır herkese yardım eder. Hızır insanların içinde bulunan bir şey olarak geliyor bana. Yani yardımcı olmak olarak geliyor. Yardım eden bir şey olarak geliyor. Başım darda olduğunda Hızır yardımcım olsun ya da bir arkadaşımın başı belada olduğunda bir şey oldu, Hızır yardımcım olsun dedim. Hızır benim için kutsal, değer katan bir şey. Yani Hızır ya Hızır dediğimiz zaman, darda kaldığımız zaman ya Hızır dediğimiz zaman yani içimiz ferahlar, daha mutlu oluruz. Öyle daraldığımız zaman, çektiğimiz zaman ya Hızır dediğimiz zaman veyahut da orucumuzu tuttuğumuz zaman, lokmamızı dağıttığımız zaman daha rahatlıyoruz, daha özgür şey oluyor, hafifliyoruz yani. Kutsaldır yani, daha değerlidir yani bizim için. Yani dört gözüne beklerim açıkçası, Hızır gelsin de tutayım orucumu, lokmamı yapayım, duamı edeyim. Yani, komşularına, dostlarına, arkadaşlarına paylaşmak benim için çok değerli. Hızır benim için dostluk, dayanışma, kardeşlik ifade ediyor. Ayrıca kırgını, dargını barıştırmak, büyüklerin, küçüklerin birbirinden öğrenecekleri, birçok paylaşımda bulunmak, insanların zorda, darda olduğu zaman neler yapabileceğimizi, birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamaya çalıştığımız bir dönem. Peki Gazi Cemevi'nde Hızır'la ilgili çalışmalarınız nelerdir? Gazi Cemevi'nde pandemi olmasaydı Hızır'la ilgili daha kapsamlı çalışmalarımız olabilirdi ama şu an için bir planlama yapıp Hızır lokmalarımızı birlikte pay etmeyi planlıyoruz. Daha sonrasında bizimle görüşmek isteyen, yardımlaşabileceğimiz arkadaşlarımızla bir araya gelip sıkıntılarını dinlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir görüşmemiz olacak arkadaşlarla, onun planlamasını yapacağız ama lokmalarımızı pay edip birlikte Hızır oruçlarımızı tutmak istiyoruz. Hızır bolluk bereketliktir. Hızır bizim için güzel bir toplanma için bir manadır. Aynı zamanda Hızır dediğim gibi yar ve yardımcımızdır. Yani önce tabii ki Allah, sonra eyvallah, daha sonra da Hızır'ı çağırırız. Hiç böyle darda kaldığın, zorda kaldığın zamanlarda, böyle imdadına yetiştiği zamanlar öyle bir anın var mı? Tabii ki biz insanoğlu her zaman doğduğumuz günden beri problemler çözmekle meşgulüz. Yani doğan çocuk önce ağlar, kendini öyle ifade eder. Büyüdüğün zaman da farklı şekilde bir sürü sıkıntılar yaşadık. O sıkıntılar içerisindeki tabii önce Allah dedik, daha sonra Hızır dedik ve her zaman da bir sorunlarımıza çare bulduk yani hissettik.